Emekli adamım. Geldim. 11 yıl mahkeme sürdüm. Bir ay önce bana red cevabı geldi. 11 sene. Red engelli değilsin. İş kazası. Hayır, iş kazası. İş mesleki hastalık. Biraz ses dolu. Yardım maalesef. Evet. Red engelli. Neyse inşallah hepsini çözeriz. Emeklim 3 milyon cebimde para var. Evet inşallah. Ona göre. Evet. Sizi bekliyoruz. Sağ olun. Bir an önce. Sağ olun. Gelin gelmekte olan. Sağ olun. Sağ olun. Bekliyoruz sizi. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çalışmayanlar ne yapsın? Yani ekonomi şartları da çok makul yardımlar açmayın, vakıf altında, bu da yok. Ne yapmamız lazım? Açık açık soruyorum, basınların elinde, hırsızlık mı yapalım? Çok özür dilerim, kadın olarak bedenimizi mi satalım? Eşimiz yoksa, eşi olanlar zaten çalışan var. Ne yapması lazım? Ben bunu merak ediyorum. Biraz sabredin, her şey çözülecek. Her şey çözülecek de işte çözüm mü? Evet. Çözüm çözü, mü? Çözeceğiz ben inşallah. Ben dedim ki bu da çocuğum, okula aç gönderdim. Bunu tüm Türkiye'de evet. Dursun yani. Evet. Çok büyük bir acı. Bir anne çocuğunu aç gönderiyorsa abi dolmuştur. İnanmıyorsunuz gösterebilirim. Kurbanlıklarım var. Sabah vurdum. Buna vurdum kalktım. Ona diretemiyorum. Kendime diretemiyorum. Ve ben 37 yaşındayım. Utanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamaktan utanıyorum. Amerika vatandaşı değiliz. Dolar bazında her şey. Ki bu tüm Türkiye içinde dediğim gibi esnafımızı da vurdu. Vatandaşımızı da vurdu. Yani illa dediğim gibi memur, vekil ya da üst kademede insan olmamız gerekiyor. Bir yerlere varabilmemiz için.